Assalamu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Boy ma'naviy merosimizning muxlislari. Sharq qo'lyozmalari turkumidagi bugungi ko'rsatuvimiz buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiyning o'lmas asari Hamsaning go'zal bir qo'lyozma nusxasi haqida bo'ladi. Bu qo'lyozma O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomli Davlat Adabiyot muzeyining qo'lyozmalar xazinasida 151 inventar raqam bilan saqlanadi. Albatta, Hamsa haqida gap ketganda ko'plab gapirish mumkin. Chunki bu asar nafaqat Navoiy ijodida, nafaqatki o'zbek mumtoz adabiyotida, tarixida, balki butun jahon madaniyatida o'ziga munosib o'rin egallagan o'lmas bir asardir. Shu Navoiyda bir misralar bor. Men ulminki ta turk biyedadudur. Bu til bile nazm bunyadudur. Falak kormadı men kebi nadire, nizami kebi nazmara qadire. 1483 yılda asarının birinci dostanı Hayratul Abrar yazıp tüketilgen. Ve şu hali biz koremiz, varaklagendik qo'lyozmani. Şu dostanı ahırda qaysichilik ko'chilganligi muallif tomonidan tilga olinib ketadi. Keyingi 84-yilda yana ish davom etib tugallangan bo'ladi. Shu 84-yildan tugab, shu Hamsani yozib tugallagandan ko'p o'tmasdan, nar borsa 2 oydan keyin o'sha davrning mohir xattoti Abdulljamil Kotib tomonidan bu asarning dastlabki qo'lyozmasi amalga oshiriladi. Bu qanday bo'lgan? Shunday bo'lganki, Navoiy qaysi bir dostonni yozib tugangangach, tugatgach, o'sha haligi Abdulljamil Kotib, shu Navoiyning shaxsiy kotiblaridan biri bo'lgan, Navoiyning qo'l ostida voyaga yetgan kotiblaridan bo'lgan. Shu o'sha dostonni ko'chira boshlagan. Va natijada o'sha asar yozib tugatilgandan ko'p o'tmasdan shu 1-2 oy ichida dastlabki ilk Hamsa'nın qo'lyozma nusxasi amalga oshirilgan. Baxtimizga ana shu qo'lyozma bizning yurtimizda Abu Rayhon Beruniy nomli shaxslar institutining qo'lyozma fondida saqlanadi. Qo'lyozma albatta ko'plar insonlarning qo'lida bo'lgan. Albatta aksariyat insonlar bu asarning mazmunidan bilan tanishish uchun varaqlashgan, o'qib chiqishgan. Kimlardir shunchaki kitoba sanad namunasi sifatida ko'rgandir. Lekin biz ilm ahli uchun, mutaxassislar uchun bu kitobning bir jihati bor, men sizlarga shu haqda ham to'xtab o'tilaman. Qo'lyozmaning varaqi ichki qismi mana bu baxmal bilan qoplangan. Qizil rangli baxmal bilan qoplangan. Menimcha qizil rang baxmal qoplanganligida ham o'ziga xos qandaydir mazmun, ma'no bo'lsa kerak. Eng muhimi, ana shu kitob ikki tomoni ham yaxshi saqlanib kelgan. Va qo'lyozma ichida mana bunday hali ko'ramiz. Varoqlar, qoshalar uchlaydi. Biz buni tashlab yuborgan emasmiz. Ana shu varaqlar ham juda ko'plab kishilarning qo'lida bo'lganligi. Xususan o'sha Hamsa asarini nashr etgan mualliflar nazoratda bo'lganligi, ular tomonidan o'rganganligini ham ko'rsatadi. Chunki bu yerda tushib qolgan degan yozuv bor, ana shu yerda qaysi bayt tushib qolganligini qayd etib qo'yilgan. Qo'lyozmani badiiy jihatdan eng yuksak tomoni uning zarhal sahifa bilan ochilishidir. Ma'lumki, kitoba san'atida dastlab ba'zi bir kitoblar, qo'lyozmalar zarhal sahifa bilan ochiladi, zarhal sahifa ishlangan bo'ladi. Ana shu zarhal sahifa ushbu qo'lyozmada emas, ikkita. Ya'ni bu yerni kitobatchilikda qo'sh zarhal sahifa deyiladi. Ana shu zarhal sahifa aslida zar bu forscha so'z. Bizdagi oltinga to'g'ri keladi. Oltin forscha tilla so'zi, tilla so'zlar to'g'ri keladi. Sababki ana shu oltinni kukun qilib shuni suvdan bezak berilgan. Ana shu
Tilesugu yürütülgen degen gap var işlemiz. Zarhal sayfalar deyimiz ana şu altını kunidan boyaq, maxsus boyaq işlengen ve ana şundan şu bezek berilgen. Şunun için mana bu quyoshda ham, bu suni yorugliklarda ham o'ziga xos bir aks berib turadi. Va endi o'sha o'rtada biz Hamsaning birinchi dostoni bo'lmiş Hayratul Avrar dostonining dastlabki misralarini o'qishimiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Rishtaga chekdi necha durriyatim. Har dur anga javhari jondun fuzun. Qiymat aro ikki jahondun fuzun. Rishtasi xud aqli jahon rishtasi. Deyme jahon rishtasi, jon rishtasi deb o'sha Hayratul Avrar boshlanadi. O'zingizga ma'lum Hayratul Avrar falsafiy axloqiy asar. Shu tariqa o'sha asarning boshida yot ham badiiy bezagi, ham shularga bir bebaho satrlari bilan, purma'no satrlari bilan o'quvchini o'ziga jalb etib oladi. Endi mana shu kitoba san'atda mana bunda varoqlar qo'yilgan, bu mana shu bezakni rangini qarshi sahifaga o'tib ketmasligi uchun. Hali biz ko'ramiz, har bitta doston unvon bilan boshlangan. Unvon degani shu yangi sahifa boshiga mana shunaqangi bezak ishlatilgan. Belgilangan ana shu sahifalarda ham mana shunaqa qog'oz qo'yilgan bo'ladi. Endi ana shu kitobni biz uchun yana bir muhim tomoni poygirlar o'z joyida uchraydi. Ya'ni demak, oradan hech qanday bir varoq tushib qolgan emas. Mana bu yerda oqu qaro deb qo'yilibdi. Demak, navbatdagi sahifa ana shu oqu qaro so'z bilan boshlanadi. Poygir degani sizlarga ma'lum bo'lsa kerak. Bu forscha so'z poy degani oyoq degani yer olmoq, oyoqdan qarab ish tutgin degan bo'lsa kerak. Shu navbatdagi sahifa qaysi so'zdan boshlansa, avvalgi sahifani pastiga ana shu so'z yozib qo'yilgan. Hozirgidek sahifalarga raqam qo'yish odati bo'lmagan. Va yana bir jihati boshqa qo'lyozmalarga o'xshab, bu qo'lyozmada ham dostonlarning salohalari qizil rangda berilgan. Alohida ko'z tashlanishi uchun bo'lish kerak bu. Har bir misra, har bir sahifada 21 misradan bitilgan satrlar. Va mana shu nimaning Hayratul Avrar dostonining oxirida biz uchun muhim bo'lgan va yuqorida aytganimdek sana berilgan nuqtai tarixi ki ahsan edi. Ahsan degani yaxshi degani. 880 edi. Kim o'qsa yo qulur o'lsa savat. Ruhum agar qilsa duo birla chod. Tengri ishin komu murod aylasin. Ravzai jannat ora shod aylasin. Qarang, Navoiyning istagi mana shu yilda shuni tugatdim. Endi shu asarimni kimki o'qisa yoki aylasa savod degani ko'chirsa degani. Ko'chirib bo'lay deb bo'lsa, buni ham ruhimni shod qilgan bo'ladi va unga Allohning rahmatlari bo'lsin degan mazmunda qilyapti. Ana shu tariqa o'sha an'anaviy tarzda bu dostonni tugatgan. Men boshda aytish e'tibordan chetda qolibdi. Navoiyning ana shu dostonni yozishdan asosiy maqsadi ana shu turkiy til ham, turkiy tilda ham shunday buyuk asar yozish mumkinligini amalda isbotlash. Va ikkinchi bir niyati turkiy xalqlar ham ana shunday asardan bahramand bo'lsin. Chunki valiga Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiylarning asarlari fors tilida bo'lgan. Oddiy turkiy xalqi bu asarlarni o'qa olmasligi, uning ma'nosiga yeta olmasligi mumkin. Shu mening niyatim turk xalqi ham ana shunday bebaho asardan
o'qib bahraman bo'lsin, ma'naviy oziqa olsin degan ma'noda turk tilida yaratgan. Endi 800-880 degani 888 bu hijriy hisobda, milodiy hisobda 1483-yilga to'g'ri keladi. Ya'ni shu hayratli abrorda mana shu qimmatli jihat mana shu hisoblanadi, sanasini ham berilganligi. Endi navbatdagi asar endi bu Farhod va Shirin dostoni. Ana boyaga aytganimdek, bu yerda ham unvon ishlangan. O'sha davr, o'sha 19-asrning naqqoshlik san'ati namunasi sifatida bu yerga o'sha unvon ishlangan va buning unvonni markazida Bismillahir Rahmanir Rahim turadi. Endi yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Demak, 5 doston bo'lsa, har 5 dostonning boshiga shunaqa unvonlar ishlangan. Lekin u unvonlarning ko'rinishi birini ikkinchisi takrorlamaydi. 5 xil tarzdagi ana shunday unvon ishlangan. Bu ham o'sha kitobat san'ati namoyandalarining o'zi xos yo'l tutishlari, o'zi xos qilgan boy tajriba ega ekanlari va o'zlariga xos bir prinsipga asosida ish qilganligini ko'rsatuvchi bir dalil hisoblanadi. Mana bu gapim isbot sifatida mana ko'rsatishim mumkin. Mana yana bir ko'rsatishim mumkin. Mana bu yerda Layli va Majnun dostoni berilgan. Mana bu unvonni qarang-ku. Va mana bu Farhodi Shirin unvonni qarang. Tamoman boshqa ko'rinishdagi unvon. Va hammasi uchun umumiy bo'lgan bir jihat bu yerda ko'proq moviy rang va zarhal rang ishlatilgan. Bu endi boya yuqorida aytganimdek, albatta o'sha naqqoshning o'ziga xos individual uslubi deyish mumkin, yoki o'sha o'ziga xos prinsip asosida amalga oshirgan bo'lishi mumkin, o'zi oldiga qo'ygan ishni. Shu tarzda mana shu tarzda unvonlar yuziga kelgan. Bu deganim, demak, bu qo'lyozma Navoiy asari qo'lyozmasi ekanligi bilan birinchi navbatda bilishim qimmatli. Ikkinchisi o'sha 19-asrda O'rta Osiyoda, jumladan yurtimizda ham kitobat san'ati avvalgi o'rta asrlardagi an'anani davom ettirgan holda o'sha xalqqa, o'sha adabiyot muhiblariga go'zal qo'lyozmalar tuhfa etishgan. Chunki bu qo'lyozmalar ham mazmunan juda xalqni e'tiborli bo'lgan, xalqni ma'naviy ehtiyojini qondirgan. Ayni paytda bir o'quvchiga o'ziga xos bir estetik zavq bag'ishlagan. Shu bilan ham ana shu kitobimiz bizga qimmatli hisoblanadi. Endi boyaga aytganimdek, har bitta dostoni ishlarida mana bunday qog'ozlar uchraydi. Qog'oz mana bu de belgi qo'yilganda keyin bir bayt, ikki bayt. Mana bu yerda tushgan deb yozib qo'yilgan. Sahifa 408, satr 10-chi deb qo'yibdi. Bu qog'oz qanday yuzaga kelib qolgan? Bizning fikrimizcha o'sha dostonni nasrga tayyorlash davrida shu asosiy obyekt olingan qo'lyozmalardan biri sifatida o'rganilgan. Shunda qaysidir boshqa qo'lyozmaga nisbatan tushib qolgan misralarni, baytlarni aniqlashga muvaffaq bo'lishgan va shunday qayd etib qo'yishgan. Bu yerda ko'rish mumkin, mana bunday belgi mana bu yerda qo'yilgan, mana bu Rim raqamidagi 7 sonni bildiruvchi belgi. Aslida bu ayra ifodasi bo'lib, shu yerda yozilishi kerak degan mazmunda bilgan. Demak, mana shu belgi, mana bu misradan kelgan, ya'ni 2 bayt yozish kerak. Mana shu bayt yozish kerak. Endi men shu mumtoz adabiyotimizning aniqroq Navoiyning asarlarini qo'lyozmalar ustida ancha-muncha ishlaganim va ularning ikkitasini ilmiy tanqidiy matnni tayyorlaganligim sababli ana shu xat egasini
bilişim bilen fahrlanaman. Elbette mahtanaman yemez, fahrlanaman. Bu hat tanıklı manbaşınası ve metinçinas alımımız rahmetli Parsa Şemsiyev'in hatları. Çünkü ben o gün Parsa Şemsiyev'in şahsi arşivleri bizim müzeyimizde saklanadı. Ve şu şahsi arşivlerini ben katalogunu tüzgen ben. Ve menge o kişinin hatları anca yad bulup gitken. Bazı joylarda şu vakayanın aksini kuramız. Bir yerde tüşken yazılgen bilse, başka bir sayfalarda kurgen biz, koşulgen bu yazılgenler. Demek, başka nüskelerde yok bulgen baytlar, bu baytta var. Aytmaşı bulgenim, bu kol yazma, fende kol yazma manbalar degen cümle işletilerdi. Yani şu kol yazma manbalar cümlesini astıdı, ana şu kolonilerini birbirine kıyaslayan halde iş görüş. Birinci nöbette ilmi tanqidin batını tayarlayış. İkinci nöbette, elbette her asarının kolonilerin ilmi tanqidin batını tayarlayan gelemez. Onların kolonizmaları asası da nâşrına emel başarışken. Kolonizmanı ahir geçe hiç kendi bir düşken varaklarını görmeyimiz. Bana ahir geçe bu ahirde bana ahirden aldığınız sayfada kirip söz yazılırken bana bu. Kirib taht hükmüge alam dağı deyip başlanıyordu Mısır'a. Demek bu sayfalar ketmeketliğe tamirlengen. Ve ahırı bana tügellemesi var. Kolyazmanın özü xas cihalları hakkında köpülüp yapışı mümkün. Ovala için hiç gerek ki bu kolyazmanın kağazı Kokan kağazı. Kokan kağıt, sıfırlı kokan kağıt. Ve şimdi bu varalı genimizde şimdi bir sayfaların guvahı bulduk ki açık kalken, yerde metin yok. Yukarıda etkenimizde. Bunun için bu şehir yenge kağıt kesiciler, yok ki şu cezvar işleyiciler, yani şu molcaldan aşura varaklarına cezvar tüsü koyuşken. Ve metin üstünde aldırak tüge koyken. Lekin şu hadiste ya bizde bir muhim cihet var. Ana şu kolizmanı koçuluş cerayanı. Yani bana bizde açık halette fakat cedvelerini oluşturuptu. Ana yani katıp ana şu cedvelerini tüldürgen halette bana şimdi güzel gidi bir ravan adı halkını yetken de havaskı okuyduğun derecede güzel kılıp koçulurken ki bunu yani okuyabilen adam halkın ilkinde kadir geyti oladı. Çünkü hem kolizmalarını hem köşçülüş sıfatı onda ağla derecede diyor. Almayımız. Çünkü onda kitabların köşçülüşü sebep onlar muayyen bir badi eserine bir kolizma sıfatı köşçülmegen. Belki kası bir ilmi eserini tez ravişte amelge aşırış gereği bulgen kolizmalar bulgen. Bu yerde belki badi kork asası rol oynamagan. Belki bir ilmi asarından yana bir navbatdagi bir nusxa ko'chirish asosiy maqsad bo'lgan. Shuning uchun ba'zi ishlab turadi. Bu hammaga ma'lum o'sha qo'lamli meros bo'yicha olib borishlar uchun shunday holatlar. Bu yerda esa juda bir ravon tarzda o'sha Qo'qon xattotlik maktabining go'zal bir namuna sifatida yuzaga kelgan. Ve her bir de cedvelge görüp durduğunuzda zarhal bilen cedvel tüzülgen. Ve bana şu bazı sayfelerde, bana şu unvanlarda yine özü xas cedvel arasında yine bir nakışlar amelge açırılgen. Yine de ben yine kol yazmanın kitabat ediliş sanası hakkında yapıp ötüşüm gerek. Layla ve Majnun dostlarının sonunda bana yerde sene verilipti. Arapça sene 1243. Bu miladiyge eğlendirgen de 1826-27 yılı gitti olarak geldi. Yine de halde sabayı sayıyorlardı. Ahir diyeyim sene var. Onda 1244. Yani bu yine 1824
yetti 28 yılki doğru geledi. Demek Kurnaz'daki kolizme 2 yıl devam ede emelge aşırılgen. Bu elbette kimlerin nazarında cüde uzağın müddet emelge aşırılıptı dediğin buluş mümkün. Lekin bu dilik koçuluş, katı itibar verilişi, cüde bir nazik tarzda nakşlarının çizilişi, çünkü yarışta bir mukava işleşleri, benimce şu uzun müddet talep olsa gerek. Kola verirse, Navai diye zatının eserinin kolizmesini şu şaşap şey, palapartış gibi ben emelge açırsam, Navai ruhunu aldığında bir kurmasızlık bölgen buluşu mümkün. Çünkü Navai'nin yanında hamsası ise, en izgü niyet sıfatı da emelge açırılgen ve şey, Mumtaz Adabiyatımızın en kıymetli eserine kitabı sıfatla karar gelin. Ve bu kolezmeler kufra kütürülgen.